açıkçası rahatsız edici bir durum ne var ki nilüfer de yakın zamana kadar özellikle inşaat dünyasında her şey hallolur sorun çözülür anlayışı vardı 31 martta nilüfer belediye başkanı seçilen şadi özdemir göreve başladığında karşısına da ilk bu algı çıktı o nedenle ilk günden beri günlük yaşamı kolaylaştıracak beklentileri karşılayıp toplumu rahatlatacak dokunuşlara yönelirken algıyı değiştirecek önemli kararlar aldı Nitekim, olay medya. Yıl ziyaretinde, icra kurulu başkanı Mehmet Ali İnan'ın odasında olay yönetici ve yazarlarıyla sohbet ederken, algıyı nasıl değiştireceksiniz, diye sorduk. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, de içtenlikle cevap verdi. Bizim dönemimizde bir şekilde halledilmiş hiçbir inşaat yok. Yeni inşaatların tümü ruhsatlı, yapı kullanma izin belgeleriyle de uyumlu. Net bir şekilde şunu söyledi. Nilüfer'de tüm kaçak yapıları yıkacağız. Mesajı da şu oldu. Nilüfer'de artık hiçbir şey halledilemeyecek. Her şey yasaya ve kurala uygun olacak. Bir de çağrı yaptı. Geçen dönem başlamış yüzlerce sorumlu inşaat var. Burada en masum olan o binadan konut alan vatandaş. Onun için, sorunlu eski inşaatları ancak toplumsal mutabakat olursa çözebiliriz. Bir yandan da, topluma yönelik hizmet çeşitliliğini arttıracak projeler üretiyor örneğin, Nilüfer, de devreye giren kent lokantası, gençler için kafev sayıları artan kütüphaneler ilk anda hissedilmese de toplumu rahatlatan uygulamalar. Yine, Nilüfer Belediyesi aşevi, NDE pişen yemekler her gün iki öğün 300 ailenin evine ulaştırılıyor, üniversite gençliğine çorba dağıtılıyor. Bursa Kanserle Savaş Derneği ile birlikte kanserli çocuklar için geliştirilen moral evi projesi de Balat'ta ilerliyor. Ayrıca, Beşevler, Deki 78 kişilik kız öğrenci yurdundan sonra, Balkan Türk Siyad ve Tev desteğiyle iki yeni yurt için anlaşmalar yapıldı. Hedefinde 5 yılda 25 kreş yapmak var. Sohbette, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir. İn bir tanımlaması ilgimizi çekti. Kreşler, kadınların özgürlüğüdür. Nitekim, çalışan annelere destek yanında çocukların yetişmesine katkı amacıyla, 5 yıllık görev döneminde 25 kreş. Hedefliyor. Belediye gelirlerini arttırmak için de, vatandaşa parayla sattığı hizmet için yeraltı ve havai hat geçiren kurumlardan ecrimisi, yani haksız işgal vergisi, istemeye hazırlanıyor. Sinyalizasyonsuz hızlı tren, Ankara-İstanbul hattına nasıl bağlanacak? Açıkçası, Ulaştırma Bakanlığı, NEDA'ki son teknik rapor, inşaatın 2025'te bitecek olması nedeniyle önemli, fakat sinyalizasyonsuz tamamlanacak olması nedeniyle de tedirgin edici. Nitekim son kararı duyurduğumuz yazımız üzerine teknik boyutu sorgulayabilen dostlardan kaygıya dayalı uyarılar geldi. Örneğin yazılarımızın takipçisi dostlardan biri şunu soruyor: "Benim düşünceme göre hızlı tren için sinyalizasyonda en önemli kesim Bursa hattının Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlandığı kavşak. Özellikle Bursa hattından gelip yoğun tren trafiğine sahip hatta girecek trenler için sinyalizasyon olmazsa olmazdır." Gerçi Genelde 6 ay süren test sürüşleri sürecinde sinyalizasyonun tamamlanabileceği düşüncesini dile getirdi ama tahmini şu. Bizim trene kavuşmamız 2026'nın sonuna doğru olabilir. Burulaş'ın artık arama kurtarma ekibi var. İlle de deprem olması gerekmiyor. Yaşadığımız kent Bursa, deprem bölgesi olması yanında coğrafi konumu ve kentleşmesiyle de risk taşıyor. Bu nedenle kent ulaşımını üstlenen Burulaş bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli'nin çok önem verdiği, gerektiğinde kentteki yapılar ve ulaşım araçlarında acil durumlara müdahale edecek ekibin eğitimleri de afatta tamamlandı. İklimle birlikte mevsimler değişti, barajların görüntüsü korkutuyor. Fotoğrafı, kent yaşamına, toplumsal sorunlara, doğaya ve çevreye duyarlı bir dostumuz. Pazar günü çekti. Üzüntüsü şu. Şehirdeki günlük yaşamın koşuşturmacası arasında fark edilemiyor. Ama Bursa'ya yaşam sağlayan kaynaklarda büyük sıkıntı var. Örnek olarak da fotoğrafını çekip gönderdiği Baba Sultan Barajı'nı gösterdi. Kestel bölgesindeki Baba Sultan Barajı ve çevresin yıllardır bilirim. Tarımsal alanları sulamak amacıyla yapılan Baba Sultan Barajı'nda su seviyesi bazı yıllar yaz aylarında azalırdı ama bu yıl çok daha vahim. Dikkat çektiği şu Bırakın yazın su seviyesinin düşmesini, kışın kapıya dayandığı şu günlerde bile yeterli yağış olmadığı için barajın dibi göründü. Şunu da ekledi. Ekim'in ikinci yarısında böylesine kuraklık Bursa için hayra alamet değil. Hepimiz, herkes bilinçli ve dikkatli olmalı. Mühendislere baraj gözlemi. Yeni dönemde, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. Üyeleri olan inşaat mühendislerinin deneyimlerini geliştirmek için proje gezilerine önem veriyor. Bu kapsamda, Karaca Bey. Sınırları içindeki Yeşildere Barajı'na teknik gezi düzenlendi. Baraj ve sulama konulu gezide DSI 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Gördeli ve DSI 12. Şube Müdürü Mustafa Akın mühendislere teknik bilgiler verdiler.